Evet, yeni bir video ile tekrar karşınızdayım arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bu video sohbet tarzında olacak. Yani ben bu işin profesörü değilim arkadaşlar. Yani bu işte uzman değilim. Sadece normal, sıradan bir vatandaş olarak düz yeryüzünü kendi imkanlarım elverdiği sürece araştırmaya çalışıyorum. Şimdi bu konuda özellikle düz yeryüzü dendiğinde zaten bir alay konusu oluyor. Bunu görüyoruz. Yani bu konuyu savunan arkadaşlar iyi biliyor. Benim amacım size düz yeryüzünü kanıtlamak değil arkadaşlar, sorgulatmak. Çünkü 1,5 yıl önce bir arkadaşım sayesinde ben de bu işe kafa yormaya başladım ve araştırmaya başladım, gözlemlemeye başladım. Gözlemlediğimde gerçekten düz olabileceğine kanaat getirdim ve inandım arkadaşlar. Şöyle bir modelleme yaptım ben, elektronik bir modelleme. Tabii birebir yani değil, bugüne kadar 1,5 yılda edindiğim tecrübe, yaptığım gözlemler neticesinde böyle bir model ortaya çıktı. Şimdi burada geçmiş zamanlarda ayı özellikle takip ediyorum arkadaşlar. Fırsat buldukça, net havalarda, zaman buldukça fotoğraflıyorum. Ve bu fotoğrafları yeri geldiğinde ilgili gruplarda, işte etrafımda, çevremde paylaşıyorum ve bunları arşivimde saklıyorum. Bu fotoğraflara çok yorumlar geliyor arkadaşlar. Benim kafama takılan ve bu videoyu yapma sebebim de bu aslında. Yani düz yeryüzüne inanan arkadaşlar da kendi işlerinde ikiye bölünüyor. Bu benim kafama takılan bir konu. Diğer bir konu da ay ışığını güneşten mi alıyor? Ayın kendi nuru mu var? Benim yaptığım gözlemler sonucu yani ay ışığını güneşten alıyor arkadaşlar. Bunu fotoğraflarla zaten belirteceğim. Bu videodan önce yani bu şu an anlatmaya çalıştıklarım öyle 3 dakikaya 5 dakikaya sığacak konular değil arkadaşlar. Yani kanalıma girip bakarsanız yaklaşık şeytan şebekesiyle alakalı 35 video yaptık arkadaşlar. Yani bu videoları izlemeniz gerçekten sizin menfaatiniz olur. Önce üst akıllı tanımanız lazım. Kimdir bu şeytan şebekesi? Bunları bilmeniz lazım. Ben yola buradan çıktım arkadaşlar. Düz yeryüzüne öyle hemen şıp diye inanmadım. Bana çok saçma gelmişti. 1,5 yıl önce ben de gülüp geçmiştim yani. Dalga geçmiştim bu konuyu. Fakat sonra acaba mı dedim. Ve bunu dedikten sonra gerçekten inanmaya başladım arkadaşlar. Çünkü yani 44 yaşındayım. 44 yıldır bana küre dünya yalanını keklediler açıkçası. Buna inanıyorum. Dünyanın gerçek bir fotoğrafını koyamıyorlar. CGI, bilgisayar yapımı fotoğraflar paylaşıyorlar. Bunu zaten biliyorsunuz. Ama körü körüne de halen daha dünyanın küre olduğunu kabullenmek istemiyorsunuz arkadaşlar. Ben sizi inandırmak istemiyorum zaten. Sadece sorgulamanız lazım. Bazı soruları ben not aldım. Yani arkadaş diyor ki düz dünya nasıl olur diyor yani. Saçmalık diyor. Ya arkadaş kafanı kaldırıp bakmıyorsun ki. Yani kaç tane ay gözlemi yaptın? Kaç gece balkonda oturup sabahlara kadar ayın yörüngesini izledin? Nasıl bir yörünge çizdin? Nasıl? Yani ne kadar izledin? Yani birçoğu gökyüzü mora dönse haber olmayacak arkadaşlar. 4 Kasım 2020 Çarşamba gecesinden hepinize iyi akşamlar arkadaşlar. Bu akşam yaklaşık 1-1,5 yıldır ayı gözlemliyorum. Bu akşam ayın çok dar bir yörünge çizdiğini fark ettim arkadaşlar. Hava biraz parçalı bulutlu. Zaman zaman ay bulutların arkasına saklanıyor. Şimdi bu akşamki, bu geceki daha doğrusu yapacağım şey ayın nasıl bir yörünge çizdiğini sizlere göstermeye çalışacağım. Fakat bunu video ile değil fotoğraflarla yapacağım. Ve sonradan fotoğrafları hızlandırdığımda ayın nasıl bir yörünge çizdiğini, çember çizdiğini göreceğiz arkadaşlar. Şimdilik bu kadar. Fizik kanunu, fizik kanunu dediler. 44 yıldır sular bulunduğu kabın şeklini alır dediler. Arkadaşlar şu kaba su doldurun. Yani bunun için deneyini yapmaya gerek yok. Şuna su doldurun ve suyu bükün arkadaşlar yani. Ya da şunun tersine
eşit şekilde suyun kalmasını sağlayın, sağlayabiliyorsanız. Var öyle bir baba yiğit. Ya şu küre yalanından kurtulun artık arkadaşlar ya. Neyse konumuza dönelim. Şimdi ayın kendi nuru var. Doğrudur. Fakat ay ışığını güneşten alıyor dediğimde böyle celallenen arkadaşlar var. Ya arkadaşlar şimdi Kur'an-ı Kerim'de evet geçiyor. Zaten Kur'an-ı Kerim'e girmek istemiyorum arkadaşlar. Ayetlere girmek istemiyorum. Yani aynı Kur'an-ı Kerim'imiz bize şunu da söylüyor. Araştır diyor. Sorgula. Yine başka bir ayette ey insan ve cin toplulukları gücünüz yetiyorsa açıp gidin, çıkıp gidin diyor. Çıkamayacaksınız, gidemeyeceksiniz diyor. Yani. Öyle demiyor mu Rahman 33'te? 1964 yılında Ay'a gidildiğine inanıyorsun. Yani o yılların teknolojisiyle 2 megabayt teknoloji ve hafızayla Ay'a gidildi. Şimdi diyorlar ki Ay'a gidecek teknolojimiz yok. Ya bunları da mı görmüyorsun, takip etmiyorsun? Ama biz yeryüzü düz dediğimizde insanlarla dalga geçiyorsun. Sorgulamalısın arkadaşım yani. Bir diğer soru da şu. Yani bütün dünya uzay ajansları mı yalan söylüyor? Evet, hepsi yalan söylüyor. Çünkü aynı akıldan yönetiliyor ve aynı sisteme bağlılar. Yani dünyayı öyle bir avuçların altına almışlar ki arkadaşlar yani. Bunu da mı görmüyorsunuz? Yani dünyanın düzlüğünden önce senin bunları sorgulayıp öğrenmen gerekiyor yani. Düz yeryüzü konusu belki tartışılacak en son konu. Peki şöyle bir soru soracağım ben sana. Yani günün birinde bu yüzyılda bir yaptıkları bir şey zaten. Şu an olanlar, bugün yaşananlar, koronavirüse baktığımda, işte oraya buraya baktığımda konuyu dağıtmak istemiyorum. Bunlar her yüzyılda bir planlanmış, uygulanması gereken konular. Hayata geçirdiği konular. Önce senin bunları çözmen gerekiyor. Yani düz yeryüzü konusu senin şu an araştıracağın belki de en son konulardan bir tanesi. Ama konumuz bu değil. Konumuz ay ışığı güneşten alıyor mu, almıyor mu? Ayın kendi nuru var mı, yok mu? Konumuz bu. Çok fazla dağıtmadan. Diğer bir soru da yeryüzünün düz olduğunu öğrensek ne olacak? Elimize ne geçecek? Bireysel anlamda ben şuna inanıyorum. Yani dünya değişmeyecek arkadaşlar. Herhangi bir değişiklik olmayacak. Ama bütün dünya üzerinde yaşayan insanlık düz yeryüzünün gerçekten düz olduğunu bilirse şöyle düşünüyorum. Bunların o uzay fotoğrafları para etmeyecek. Çünkü uluslardan NASA dediğimiz şirket yani yılda kaç para aldığını tahmin edemezsiniz yani. Kaç milyar dolar aldıklarını. Bunların saçma sapan bilgisayar yapımı fotoğraflarına inanıyorsun. Ama düz yeryüzü dediğimizde bu insanlarla dalga geçiyorsun. Yapmayın arkadaşlar. Sorgulayın biraz yani. Yani siz dalga geçiyorsunuz diye ben inancımı değiştiremezsiniz yani. Ay ile alakalı çok sorular alıyorum arkadaşlar. Videonun başında da dediğim gibi ben kozmonot değilim. Bilim adamı da değilim. Sadece sorgulayan bir vatandaşım arkadaşlar. Kendi imkanlarım el verdiği kadar ayı gözlemliyorum, fotoğraflar çekiyorum. Ayın disk gibi olduğunu söyleyen arkadaşlar var. Yarım küre olduğunu söyleyen arkadaşlar var. Olabilir arkadaşlar. Yani bunlara benim söyleyecek çok şeyim yok. Çünkü gerçekten bir bilinmez yani ayın sırları. Daha dünyanın sırları çözülmedi arkadaşlar. Yani bunu sen sorgulamazsan, ben sorgulamazsam tek aklın bize sunduğu, önümüze koyduğu yalanları yemek zorundayız, yiyoruz arkadaşlar. Bunlara gerek yok. Şimdi şöyle, şu kameramı da açayım arkadaşlar bir saniye. Şöyle bir durum var arkadaşlar, bakın. Bu modeli ben yaklaşık 6 ay önce yapmıştım, elektronik bir model. Yani model üzerinde anlatmak çünkü daha kolay oluyor bazı şeyleri. Yani sözle anlattığın zaman insanların kafasında bazı şeyler oturmayabiliyor. Şimdi arkadaşlar, ay ve güneş belirli bir yörünge içerisinde
dönüyorlar. Güneş aydan daha hızlı dönüyor. Ve dönüşlerini 24 saatte tamamlıyorlar. Fakat bu modele bakmayın arkadaşlar. Bu model sadece sizlere bazı şeyleri daha iyi izah edebilmek için. Şimdi şurası yeryüzü dedik. Türkiye'de şurada. Ya şöyle basit bir sistem düşündüğünüzde, dünyanın neresinde olursanız olun, yeryüzünün neresinde olursanız olun, ayın arka tarafını görmeniz mümkün değil arkadaşlar. Benim düşüncem bunlar. Güney kutbu dediğimiz şu sınırların arkasına geçersek, bunu düz yeryüzücü arkadaşlar biliyorlar. Düz yeryüzü sadece şu gördüğümüz katmandan oluşmuyor arkadaşlar. 7 kat olduğunu biliyorsunuz. Belki ayın arka yüzü o zaman görülebilir. Çünkü gök kubbeyi aşıp, şöyle anlatayım. Şu gök kubbeyi aşıp diğer katmanlardan belki ayın arka yüzü görülebilir. Ay ile alakalı çok sorular alıyorum arkadaşlar. Videonun başında da dediğim gibi ben kozmonot değilim. Bilim adamı da değilim. Sadece sorgulayan bir vatandaşım arkadaşlar. Kendi imkanlarım el verdiği kadar ayı gözlemliyorum, fotoğraflar çekiyorum. Ayın disk gibi olduğunu söyleyen arkadaşlar var. Yarım küre olduğunu söyleyen arkadaşlar var. Olabilir arkadaşlar. Yani bunlara benim söyleyecek çok şeyim yok. Çünkü gerçekten bir bilinmez yani ayın sırları, daha dünyanın sırları çözülmedi arkadaşlar. Şimdi dünyanın farklı yerlerinde üç insan düşünün arkadaşlar. Kıtaların farklı yerlerinde. Biri Afrika'da olsun, biri Amerika'da olsun, birisi Avustralya'da olsun. Yani düz yeryüzün konusunda ayın arka yüzünü göremememiz çok normal bir durum arkadaşlar. Zaten gök kubbeyi aşıp yani sınır dışına çıkamıyorsun. Bilmiyorum anlatabildim mi? Yani güney kutuplarını aşamıyoruz ki zaten, geçemiyoruz yani. Neden? Bir gök kubbe tarafından korunuyoruz. Sen şimdi bu gök kubbeyi geçtin de belki de ayın arka yüzünü görebilirsin. Ay zaten sana göstermiyor ya. Yani. Kendi ekseni etrafında tekerlek gibi bir dönüşü var. Ve kendi yörüngesinde yeryüzünün üzerindeki turunu 24 saatte tamamlıyor. Ve bu 24 saatte kendi ekseni etrafında bir tur atıyor. Bunların videolarını geçmiş zamanlarda yapmıştım arkadaşlar. O videoları açıp bakabilirsiniz. Kanalımda bunlar mevcut. Ayın tutulma evrelerinin videosunu yapmıştım. Çok bunlar mantıklı gelen şeyler. Yani modelde bile gördüğünüz gibi arkadaşlar, şu an ışığı kapatsam yani güneşin dünyanın yarısını aydınlattığını göreceksiniz. Böyle bir döngü içerisindeler. Tabii bu modeldeki gibi direkt karşılıklı değil arkadaşlar. Bazen hareketler değişebiliyor. Bunu daha önceki videolarımda dile getirmiştim. Yani düz yeryüzü konusunda ayın ışığını güneşten alıyor olması çok mantıklı arkadaşlar. Bu kürede de mantıklı yani. Hani küre modelde de ay ışığını güneşten alabilir. Ha ne dedik? Sadece güneş düz yeryüzü konusunda, güneş bize anlatıldığı gibi 380 milyon kilometre uzakta değil. Çok daha yakın, çok daha küçük. Ve bunun araştıran, bu konuyu araştıran, trigonometri, tanjant, kotanjant hesapları bilen arkadaşlarımız yaptığı hesaplarda 6000 kilometre kadar yukarıda olduğu söyleniyor. Bu yani arkadaşlar. Yine geçtiğimiz günlerde çok güzel bir soru geldi bir arkadaşımız tarafından. Hilal, ayın hilal fotoğraflarını paylaşmıştım. Aynen şöyle dedi bana. Hilal kısmını görüyoruz. Fakat onun etrafındaki
karanlıkta yıldız gördün mü dedi. Arkadaşlar hala bunu bunu böyle düşünen arkadaşlarımız gerçekten var olduğunu görmek bu konunun üzerine gidilmesi gerektiğini düşündürdü bende. Öyle bir şey yok. Asla öyle bir yıldız görmedim arkadaşlar. Bunu yine videoya ekleyeceğim fotoğraflarla. Bir sizi çıplak gözle gördüğünüz, yani normal çıplak gözle görünen Hilal'in fotoğrafını koyacağım. Bir de benim cihazla, fotoğraf makinesiyle bakıp gözlemlediğim, çektiğim, fotoğrafladığım fotoğrafları göreceğim. Yani bu da sanırım bu tarz böyle düşünen, bunu düşünen arkadaşlar için bir açıklama getirebilir. Şimdi şu konuya dikkat edin arkadaşlar, bakın. Evet, ay ve güneş belli bir yörünge içerisinde yüzüp gidiyorlar, dönüyorlar arkadaşlar. Burada hemfikiriz. Şimdi ay şu dairesel yörüngeyi çizerken şu şekilde tekerlek gibi kendi ekseni etrafında bir dönüşü var arkadaşlar. Bunu da biliyoruz. Bunu da gözlemledik. Yani böyle bir dönüş sergilemiyor. Sadece şöyle bir dönüş sergiliyor. Ve bunu yaparken de belirli bir yörüngede yeryüzü üzerinde dönüyor arkadaşlar. Ayı göremememizin arkasını göremememizin, sürekli hep aynı yüzünü görmemizin diğer bir sebebi de budur diye düşünüyorum. Tekrar ediyorum. Bakın. Şöyle kendi ekseni etrafında tekerlek gibi dönüyor arkadaşlar. Yani bu çıplak gözle bu dönüşü görüntülemek mümkün değil. Çünkü ben Türkiye'den de bu gözlemi yaptım. Rusya gözlemlerim de var. Rusya ay fotoğraflarım da var. Çok değişen, çok değişken, çok farklı bir şey görmedim. Ama kendi ekseni etrafında döndüğü zaten bilinen bir şey. Bu yani kanıtlanması, ispatlanması gereken bir konu değil. Arka yüzünü göremememizin sebebi de şöyle sağdan sola ya da soldan sağa bir eksenle dönmüyor oluşu. Bu yüzden ayın arka yüzünü göremiyoruz. Ve yaptığım model üzerinde bana mantıklı gelen yüz yeryüzü konusunda asla ayın arka yüzünü göremeyeceğiz ki güney kutuplarını, kutupları, buzulları aşarsak, söylenen o diğer katmanlara geçilirse ya da gök kubbe aşılırsa o zaman belki ayın arka yüzünü görmek mümkün olabilir. O zaman söylenebilir. Evet, ay küredir ya da disk şeklindedir ya da gibi. Çünkü insanlık insanoğlu o kadar çaresiz ki arkadaşlar. Daha yani yeryüzünün sırları daha çözülmemiş. Bana kalkmışlar ayda fasulye yetiştirmekten, ayda su bulmaktan, Mars kolonilerinden, Mars'ta insan yolculuğundan. Acaba bu insan yolculuğu, ay Mars seyahatleri acaba Mars'a mı yapılacak? Bunu planlarını yapıyor. Sakın ola ki kutuplar ötesi sınırsız kaynakları olan, en küçüğü Amerika Birleşik Devletleri büyüklüğünde olan kara parçalarına ulaşmak olmasın bunların amacı. Bu da ayrı bir tartışma konusu. Ama bunları araştırıp öğrendiğinizde bunlar çok mantıklı teoriler oluyor arkadaşlar. Mesela şu soruyu kendinize sorabilirsiniz. Birçoğu diyor ki yani tanınmış çok izlenen YouTuberlar. İşte Güney Kutbu'nun buzulların neresine gidemiyorsun falan. Evet gidiyoruz. Türkiye'de ekip gönderdi, onu da biliyoruz. Ne yaptılar orada? 15 gün kaldılar. Ne yaptılar? Prefabrik kurdular. Belirli bölgelere, sadece belirli bölgelerine izin veriliyor arkadaşlar. Güney Kutbu'nun her kısmına gidemezsiniz. Böyle bir dünya yok. Amerikan ordusu tarafından korunuyor.
Bunlar teori değil ki, bunlar gerçek. Neden korunuyor? Neyi koruyorlar? Kimi kimden koruyorlar yani? 50 yıl önce bir anlaşma yapılmış ve bütün dünya ulusları bu anlaşmayı imza atmış. Yani demişler ki kardeşim bu bölge bizim. Ne yapıyorsunuz orada? Yani bunu da mı sormuyorsun kendine? Yani sakın ola o gök kubbeyi aşmaya çalışıyor olmasınlar. Bunlar saçma değil, bunlar teori değil arkadaşlar. Sen eksi 200 derece, eksi 70 derece soğukta ne arıyorsun mesela? Ya basitçe bunu sorun arkadaşlar. Yani kendinize sorun yani. Dünya küre ise ne arıyorsun güney kutuplarında? Bir diğeri, bir başkası da küre dünyada işte A noktasından başladığında yine A noktasına geliyorsun. Arkadaşlar düz yeryüzünde işin de aynı şey geçer. A noktasından başlıyorsun, yine A noktasına geliyorsun zaten. Yani bunları anlayabilmek için bilim adamı olmaya gerek yok ki. Trilyon ışık yılları, milyar kilometreler, yani insan aklının telaffuz edemeyeceği rakamlarla kafalarımızı doldurdular arkadaşlar. Konu bundan ibaret. Bunu böyle hani çok böyle çetrefilli ışık yıllarına vurmaya gerek yok yani. Ya daha dünyanın gerçek bir fotoğrafı bile yok. Yani bilgisayar yapımı fotoğraflarla insanları kandırıyorlar yani. Çünkü dünyanın düz yeryüzünün gerçekten düzlüğünü anlarsa insanlar, İnanırsa o zaman sorgulamaya başlayacak arkadaşlar. Sorguladığında öğrenecek. Öğrendiğinde ne olacak? Bundan hükmü kalmayacak. Bu 50 yıllık, 100 yıllık bir mesele değil. 5000 yıllık bir mesele arkadaşlar. Lütfen bunları araştırın, sorgulayın. Yani elinizin altında internet var. Bir diğer arkadaş da şöyle demiş. Saygı duyuyorum kendilerine. Tabii ki yani bunlar ilgili mecralarda tartışma konusu olmuyor ama aklıma geliyor yani. Laf açıyor. Ya zamanın alimleri araştırmış. Gibi. Hani bizim araştırmamıza ne yapalım yani? Araştırmayı mı bırakalım? Ya zamanın alimi dediğiniz arkadaşlar yani bundan 300-500 yıl önce şöyle bir cihaz var mıydı arkadaşlar ya? Şu cihazla ben ayın kraterlerini görebiliyorum ya. Keşke olsaydı o dönemler. İşte o dönemler kafası çalışıp hesap kitap yapabilen insanlar da söylemiş dünyanın düz olduğunu. Yeryüzünün düz olabileceği. Bunlar hortlak değil, bunlar yani. Ama bir üst akıl tarafından küre modeli müfredata, eğitim sistemine, her yere işlenmiş arkadaşlar.